hastanenin yetersizliği değil. Harun'un hayatı tehlikede Necat Bey. Onu öldürmek isteyen biri var. Ve güvenli bir yerde olmadığım müddetçe bu tehlike devam edecek. Cehennemin dibine de gitsen, geberttiğini görmeden seni bırakmayacağım Harun Arslan'la. Anne babam nerede? Gelmedi mi? Çok mu işi var? Niye beni aramıyor? Bir şey söyle. İster karar verin, ister vermeyin. Benim kararım kesin. Nişanlımı başka hastaneye götüreceğim. Buna da kimse engel olamaz. Anne niye bir şey söylemiyorsun? Babam nerede? İş gezisine gitti bir tanem. Yurt dışında. Çok uzakta şimdi. Ne zaman gitti? Bugün. Niye beni görmeye gelmedi? Niye beni öpmeden gitti? Çok istedi. Ama zamanı yoktu. Acele etmesi gerekiyordu. Arasaydı o zaman. Niye aramadı? Dedim ya zamanı yoktu diye. Şimdi arayalım o zaman. Uçağı inmiştir. Arayamayız. Ama neden? Ben babamı niye arayamıyorum? Yağmur. Sonra. Anladın mı? Sonra. Hayır, şimdi arayacağız. Senin telefonunda. Babamın sesini duymak istiyorum ben. Yağmur! Aramayacaksın babanı. Sözümü dinleyeceksin. Ağlama. Geçecek bunların hepsi. Ben yanındayım. Tamam mı? Sen sadece sözümü dinle. Lütfen kızım. Seni buradan götüreceğim. Burası güvenli değil. Batu hemen bulur burayı. Tamam, Eda ile konuşacağım. Ama şimdi değil. Batu'nun neler yaptığını gördün. Çok dikkatli hareket etmeliyiz. Bu sefer en küçük hata hepimizi bitirir. Önce seni iyileştireceğiz. Merak etme, Eda güvende olacak. Onu bir süre bizden uzak tutacağız. Ya Batu yaşadığını tahmin ediyor. Seni aradığına eminim. Onu kimse durduramıyor Harun. Anlıyor musun? Ne polis durdurabildi ne de sen. Hastayı nakletmek için ambulans hazır. Araba bu mu? Evet Batu Bey. Giysileriniz de içinde. Güzel. Bunu hemen hastanenin dışında bir yere bırak. Peki efendim. Sonra da bir yerde beni bekle. Sana ihtiyacım olabilir. Peki efendim. Yapma böyle kızım. Şu DNA sonucunu bekleyelim. Belki Harun değildir. Kim bilir? Bu söylediğinin gerçek olması için canımı veririm anne. Allah'tan ümit kesilmez kızım. Dua etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir an önce çıkarmalıyım seni buradan.
Seni kurtaracağım. Bu kez başaracağım. Bir dakika. Ambulans acilin önünde mi? Evet. Keşke kalabalığın içinden geçmeseydik. Hasta nakilleri sadece oradaki kapıdan yapılıyor. Elda Hanım. Evet, buyurun. Hastane polisiyle görüştünüz mü? Evet, görüştüm. Bir sorun yok. Kendilerine gerekli bütün belgeleri verdim. Çıkış belgeleriyle ilgili sizinle görüşebilir miyiz? Belgeler mi? Arkadaşlar hastayla ilgilenir. Siz benimle gelin lütfen. Buyurun. Faturanız. Kredi kartı olur değil mi? Tabii. Vay vay vay. İşte ihanetin fotoğrafı. Dosyan gideri kabarıyor Melda Güler. Karnındaki bebeğime dua et. Yoksa birinci sıraya seni alırdım. Başka kartınız var mı? Bu provizyon vermedi de. İnternet üzerinden havale yaptırabilir miyim? Hastanenin banka hesabına. Olabilir. Hı hı. Yine de muhasebe servisindeki arkadaşla bir görüşeyim. Hı hı. Allah kahretsin. Geberteceğim ulan hepinizi. Geberteceğim. Gitmiş. İstediğin deliye kaç. Seni de platonik aşkını da bulacağım Melda. İyi nöbetler. Sağ ol. 702 numaradaki hasta nerede acaba? Az önce başka bir hastaneye nakledildi. Hangi hastane? Bilemiyorum. Yakını az önce asansörle aşağı indi. Yetişebilirsiniz belki. Teşekkürler. Başaramayacaksın Melda. Bütün planlarını bozacağım. Hayallerine kavuşamayacaksın.
kaçmak için son çabalar. Hadi bakalım. Tamam Gülay'cığım. Çok teşekkür ederim. Hızır gibi yetiştin. Tamam, görüşürüz canım. Her şey hazır değil mi? Bekle biraz. Neyi bekliyoruz ki? Hastanın nişanlısını bekliyoruz. Tamam. Sen yanında gidersin. Tamam, olur. Çok affedersiniz. Harun Arslanlı'ya bakmıştım. Nerede acaba? Bakayım. Harun Arslanlı hakkında bilgi alacaktım. Tamam, teşekkürler. Harun Arslanlı taburcu olmuş. Alt katta acil girişten ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Arka kapıyı açar mısınız? Hastanın yanına geçeceğim. Peki, nasıl isterseniz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hastayı söyle. Bilmiyorum. Biliyorsun. Biliyorsun, söyleyeceksin. Bilsem söylerdim. Nişanlısı geldi, telefon etti birine, sonra da aldı götürdü. Nişanlısı mı? Ne nişanlısı ulan? Ne nişanlısı? Nereye gittiler? Konuş. Konuş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayatını kurtarmaya çalışıyorum ama aklında hep Eda var. Tamam, şimdi arıyorum. Eda, ben Melda. Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Harun'u buldum. Yaşıyor. Şimdi benim yanımda. İnan bana Eda, doğru söylüyorum. Harun ölmedi. Yok. Cihazlara bağlı olduğu için konuşamıyor şimdi. Hayır. Çıktık hastaneden. Yok yok. Başka bir hastaneye naklediyorum. Olmaz canım. Batu hala peşinde. Şimdilik hangi hastanede olduğunu bilmemen daha iyi. Batu seni takip ettiriyordur. Hanımefendi, lütfen. Şimdi kapatmak zorundayım. Ben seni arayacağım. Tamam, söylerim. Hadi yavrum, gel artık içeri. Ne olur anla beni anne. Kızımın yüzüne bakamıyorum. Ona baban gelecek diye söz verdim. Sözünü tutmayacağını kim söylüyor? Henüz hiçbir şey belli değil. Bırakma kendini yavrum.
Ya gördüm. Harun'a aitse. Ya gerçekten onu kaybettiysem. Ne yaparım ben anne? Ne derim yavrum? Eda, anne olduğunu hiçbir zaman aklından çıkarma kızım. Ne olursa olsun sen güçlü olacaksın. İçin kan da ağlasa yavruna gülümsemeyi bileceksin. Seni kavuran acıyı ona hissettirmeyeceksin. Annelik böyle bir şey işte. Batu konusunda Eda da bana hak verdi. Sana iyi bakmamı istedi. Doğru olan da bu. Benim yerimde Eda da olsa o da aynı şeyi yapardı. Bunu senin iyiliğin için yaptım. Seni korumak için. Çünkü seni en iyi ben koruyabilirim. Yağmurcuğum, annen sana kızmadı bir tanem, sen yanlış anladın. Kızdı, bağırdı bana. İstediğim hiçbir şey yapmadı. Babamı özlemem suç mu? O da seni çok özlemiştir. Ama babaların işleri bazen böyle uzun sürer. Bana çok üzülmüş. Babamı özlemek suç mu dedi. Gönlünü al bari. Sana bağırmak istemedim bebeğim. Özür dilerim. Sen benim meleğimsin, bir tanemsin. Seni üzmek ister miyim hiç? Benim de sinirlerim bozuk. Baban yanımızda olmadığı için ben de çok üzgünüm. O yüzden kendimi kaybettim. Bağırır gibi konuştum seninle. Bak bana hadi. Affet anneni. Bakmayacak mısın bana? Ama ben sana sarılmak istiyorum. Sen çekmiştin değil mi? Keşke o güne dönebilsek. Babam yanımızdaydı o gün. Evimize gidelim anne. Ne olur. Kızım, gideceğiz. Ama önce biraz uyuyalım. Sen, ben, baba,
olmaz mı? Çok yorgunum meleğim. Hadi kırma anneni. Merak etme. Sabah olduğunda düzelecek her şey. Düzelecek. Harun, dalga mı geçiyorsun? Harun nereye götürülüyor? Soruma cevap ver. Ne götürmesi? Saçmalama. Ben saçmalamıyorum. Cevap bekliyorum. Ne diyorsun sen ya? Benim bir şeyden haberim yok. Bak dostum. Madem bir şeyden haberin yok, bundan sonra haberdar olacaksın. Harun hastaneden çıkarıldı. Nereye çıkarıldı? Kim çıkardı? Kim çıkardıysa çıkardı. Hemen onu bulacaksın. Anladın mı? Emredersin. Başka bir isteğin? Bak, ben üzerime düşeni yaptım. Kaçırmasaydın elimden. Bana bak gerizekalı. Harun'u bulmazsan herkese para karşılığı onu sattığını açıklarım. Banka hesapların ortada. Sana aldığımdan çok daha fazla para ödedim. Şimdi seçimini yap. Ya Harun'u bulursun, ya da... Tamam, tamam. İlgileneceğim. Tamam. Güzel. Bırak oğlum. İşte şimdi bittin. Bu sefer kırık çıkıkla da kurtaramazsın. Sizin işiniz gücünüz yok mu ya? Sanki iyi haber veriyormuşsunuz gibi. Gönderip durmayın şu haberleri. Hem dayım mı belli değil daha. Anladın mı? Yollama bir daha. Manyaksınız hepiniz. Ruh hastasısınız. Ne oldu teyzeciğim? Kime bağırıyorsun? İnsanlara. Hepsi gerizekalı. Aptal şeyler. Ne yazıyor orada? Ya yok teyze bir şey. Hadi bahçeye çıkalım. Kötü bir haber mi var? Ne var internette? Neden göstermek istemiyorsun? Ya yok teyze boş ver. Önemli bir şey değil. Hadi hava alalım biraz. Çok sıkıldım. Görmek istiyorum Sinem. Teyze bana göndermişler. Seni ilgilendiren bir şey değil. Çekil bakayım. Seni bu kadar bağırtan şey neymiş bir göreyim. Abimin haberi bu. Ama olamaz. Olamaz. Aras, eşyalı ev tuttun ama ben biraz tedirginim. Bir şeyleri döküp kırarım diye endişeleniyorum. Aras, çok dalgınsın. Eda'yı mı düşünüyorsun? Nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Son bıraktığımda hiç iyi değildi. Zor tabii. Telefon açsam mı acaba? Bulunduğu durumdan kurtarmak için, destek olmak için bir şeyler yapmak geliyor içimden. Sen yapabileceğin her şeyi yaptın. Elinden başka ne gelir ki? Olsun. Ben yine de yanında olmak istiyorum. Sen de diğerleri gibi mi düşünüyorsun? Unutmalı mıyım Eda'yı? Tam tersi.
Yüreğinin peşinden git diyorum. Sadece kalbinin sesini dinle. Eminim bir gün Eda da senin onu ne kadar sevdiğini anlayacak. Hadi ara annesini. Hadi. Ben bakarım.